Sesli Köşe. "26 Nisan Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi. Ergin Yıldızoğlu, Adamlar ve Lebalep Dolu Mekanları. Adamlar Covid-19 yokmuş gibi davranmayı seçtiler. Ne kadar güçlü, hatta maço olduklarını sergilemek, ne kadar popüler olduklarını kanıtlayarak siyasi sermayelerini arttırmak, en azından koruyabilmek için taraftarlarını meydanlara, salonlara lebalep doldurdular. Adamlar yalnızca kendi taraftarlarını değil, ülke halkını siyasi ihtiraslarına kurban etmekten çekinmediler. Brezilya'da Amazon ormanları katili Bolsonaro önce yalnızca basit bir nezle dedi. Ulusal çapta önlem almayı, eve kapanmayı reddetti. Önlem almaya çalışan eyaletlerin valilerini tiranlıkla suçladı. Bunlara karşı orduyu kullanmaya hazırlandığına ilişkin söylentiler karşısında birçok general istifa etti. Bolsonaro, "Aşıyla sizi timsaha dönüştürüyor" diyerek dalga geçti. Yeterince aşı alma fırsatını kaçırdı. Sonra dönüp halka "mızmızlanmayın bakayım" dedi. Bolsonaro, taraftarlarını salonlara, meydanlara toplayıp nutuk attıkça vaka ve ölü sayısı arttı. Günlük vaka sayısı Kasım 2020'de 16.851 iken 22 Nisan 2021'de 60.185'e, toplam ölü sayısı da 390.000'e ulaştı. Bolsonaro hala eve kapanma, sosyal mesafeyi koruma gibi önlemlere ekonomiye zarar veriyor gerekçesiyle direniyor. Duke Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Brezilyalı Miguel Nicolelis, ülkenin tarihinde ilk kez sağlık sistemi çöktü derken, São Paulo Üniversitesi'nden 3 profesör Ventura, Eid, Reis ortak açıklamalarında Bolsonaro'nun politikalarını toplumu dünya halklarının sağlığını tehlikeye attığı için insanlara karşı işlenmiş bir suç olarak nitelediler. Gerçekten de Bolsonaro politikaları yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Dünyada ilk kez 3000 dolayında küçük çocuğun Covid-19'dan ölmesine neden oldu. Bolsonaro'ya gelince, o hala hiç utanmadan, başından beri yorulmadan büyük bir enerjiyle çalışıyoruz, dünya bizi örnek alıyor diyebiliyor. Al birini vur ötekine. Hindistan vaka ve ölü sayısında dünyada birinci sıraya oturdu. Yalnızca sağlık sistemi değil, ölülerini yakan Hinduların cenaze sistemi de çöktü. Sokaklarda yakılan derme çatma ateşlerle sorunu aşmaya çalışıyorlar. Narendra Modi ve partisi Hindistan'ı adeta klasik faşist bir rejimle yönetiyorlar. Her şey Hindular için, Müslümanlara baskı, şiddet, hatta zaman zaman pogrom, soykırım. Modi rejimi de pandemiyi ciddiye almadı. Covid-19'u inek sidiği ile tedavi etmeyi öneren Sağlık Bakanı hala makamında oturuyor. Hinduların ve Sihlerin kutsal bayramı Kumbh Mela Mart başında başladığında milyonlarca insan Ganj Nehri kıyılarına toplandı. Kutsal suya girip yıkanmaya başladılar. Bu sırada Modi, Batı Bengal seçimlerini kazanıp kontrolündeki eyalet sayısını arttırarak iktidarını yaygınlaştırmak, muhalefetin moralini bozmak için peş peşe büyük meydan salon toplantıları düzenliyordu. Böylece 13 Şubat'ta 12.144 olan vaka sayısı 23 Nisan'a gelindiğinde 297.696'ya, ölümler de 190.000'e ulaştı. Salonları lebalep doldurmayı seven, sürekli ağaç kestiren biri daha var. Onun ülkesinde de 25 Ocak'ta 6.041 olan resmi vaka sayısı 22 Nisan'da 59.204'e ulaştı. Sağlık sistemi çöktü. Ancak siz onu çok iyi bildiğiniz için üzerinde durmayacağım. Onun yerine bitirirken pandemi ciddiye alındığında, farklı bir politika uygulandığında ortaya çıkabilecek durumu örneklemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump da pandemiyi ciddiye almadı. Önce demokratların bir yalanıdır dedi. Bahar geldiğinde kendiliğinden geçeceğini savundu, saçma sapan tedavi yolları önerdi. Trump taraftarları da sosyal mesafe, maske takma kuralına karşı direndiler. Seçimlere giderken Trump, taraftarlarını salonlara, meydanlara doldurdu. Böylece vaka sayısı 12 Ekim'de 34.596'dan 8 Ocak'ta 259.614'e, günlük ölüm sayısı 1.125'ten 3.500'ün üstüne çıktı. Toplam ölü sayısı 380.000'i geçti. Ancak Biden seçildikten sonra pandemiyle gereken ciddiyetle mücadele edilmeye başlanınca günlük vaka sayısı 22 Nisan'da 60.000'e, ölü sayısı 711'e geriledi. Bolsonaro gelecek yıl yapılacak seçimler için Trump'ı taklit ederek "ben kazanmazsam isyan çıkar" diyor. Ordu üst kademesini tamamen denetime almaya çalışıyor.
Bu örneği de öbür adamın ülkesinde umudunu seçimlere bağlayanları düşünerek verdim. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.